Allah bir şey düşürmem, bir şey düşürmem, bir şey düşürmem. Okay, sir. Müthiş bir ortam ya. Oha! Hayır! Hayır! Şu anda 6 yaşındayım ve komşumuzun oğlunda benden çok daha fazla şey var, gerginliğini yaşıyorum. Hocam, hocam. Çok var ya. Oha! Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, Alaçatı'dayız. Çok kafa bir yerdeyiz. Sahil koleksiyonuna geldik. Kendini sahilleri olan Fırat Bey'in yanındayız. Hayır, öyle değil. İnanılmaz bir koleksiyondayız. Çok güzel bir ismi var bu koleksiyoncumuzun. Fırat, gel. Ben burada övecektim ismini. Sen öv ama gel burada övsün. Tamam. Ben aranızda dilek tutacağım o sırada. Fıratlar. Evet, Fırat hem rockçı, hem motorcu, hem Star Wars hayranı, hem de adı Fırat. Benim i̇şte bu. Biraz daha kiloluyum diyebilir miyiz abi? bir tık. Fazla değil. Ceyda bir dilek tut. Tuttum 2 saattir. Tamam, güzel. Çok şimdi başlıyoruz. Hepsi sizin içinde ama. Hadi bakalım. Sevgili canlar, inanılmaz bir Lego koleksiyoncusu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama yani başka şeyler de görüyorum ufak tefek. Figür falan da topluyorum. Genel olarak Lego ağırlıklı Lego. Yani. Aynen. Tamam. Ve Star Wars. Zaten bu videomuz ağırlıklı Lego olacak. Bir sonrakinde daha fena bir Lego doktoru var bir tane. Oraya gideceğiz. Lego doktoru mu? Lego doktoru aynen. Ben ismini şimdiden koydum. Oraya gideceğiz. Onun için de Bodrum'a geçeceğiz. Böyle yazlık mekanları dolaşacağız. Şöyle nereden başlayacağım bilemiyorum. Biraz abartı yani. Senin koleksiyon. İsterseniz buradan başlayalım. Bunlar Star Wars'un setleri. Ya. Çok keyifli bir set. Betrayal at Cloud City diye bir set. Çok nadir bulunan setlerden. Biraz da eski bir set gibi duruyor. Evet. 2008-2011 arası. Yani o kadar eski değilmiş. Ben bayağı eski sanırım. Pardon. Lego Star Wars zaten 2000'den bu yana var. Yine Star Wars var üstte. Evet, alt tarafta tren var. Bir dakika. Allah. Belim gitti de arkadaşlar. Yine sakatladım. Onu Lego doktoruna gittiğimizde Lego çözeceğiz. Doktoruna gidince normalde doktor olduğu için kendisi. Bir evet. Belini gösterelim dedik. Orada şehrin bir parçası var. Kuracağımız şehrin. Orada bir tren istasyonu var. Kuracağımız şehrin derken? Bu Lego koleksiyonun bir sonu yok. O yüzden artık daha da büyütüp bir şehir kurmaya başlayacağız. Şurada mesela Super Mario'nun bir seti var. Üstte Tron var. Bu oynuyor bu arada Ceyda. Şimdi onu tepeden tutuyorsunuz. Söyle ben kırırsam valla. Abi kızım. Aa, hiçbir şey olmaz. Küçücük elimle nasıl becerdim şunu ya? Aa, deret. Şunu bilirsiniz şu arkadaşı. Tabii ki de bilmez miyim? Sid. Değil Sid o. Sid değil ya şey Sid bu. Sid değil mi ya? Sid Ceyda. Benzemiyor mu? Sid'e benziyor değil mi? Burada bir art serimiz var. Bunlar böyle ufak ufak tek tek 9000 parça, 3000 parça, 3000 parça tek tek bunu yapıyorsunuz. Şu 3 seti birleştirip bunu yapabiliyorsunuz. Ya da ayrı ayrı karakterler de yapabiliyorsunuz. Oynuyor musun? Satar setim oynuyorum. Çok güzel bu ha? Ya. Oynuyor musun? Star Wars satar setim. Kızım biz de aynısını soruyu ne sorduk bileyim, ya. Ben dur geri geldim ben. Dileyli. Ay burası çok iyi. Bir dakika. Burada da böyle bir sahne yarattım. Biz bununla tanıştık biliyor musun? Hi Mr. Vader. You have information. No, I am from Tatooine. Does not sit well with me. Yes. Bu üsttekiler ne abi? Onlar Hasbro'nun oyuncakları. Revel'in maketleri var aralarda. Şu çok büyük bir 6000 parçalık bir Lego. 6000? Star Destroyer. Bunları sen mi yapıyorsun? Evet evet bunları ben yapıyorum. Tek başına? Evet. Kaç gün sürdü mesela? 10-11 saat, 12 saat falan sürüyor. Ama tabii bu günlere yayarsanız biz artık elimiz o kadar alıştı ki neredeyse bakmadan yapacağım o durumdayım. Ha. Ama eğer normal birisi başladığı zaman bir hafta 10 gün sürer. Yani başlamak bununla olmaz o zaman. Yok biraz sert bir başlangıç. İçine vardır bunun. Bu UCS Ultimate Collector Series diye Lego'nun Star Wars için özel ürettiği bir seri. Daha çok koleksiyonerlere yönelik bir seri. O yüzden bunlar çok büyük. Başlangıçta o şey olmaz yani. Bunlarla başlanmaz. Ben bununla başlamayayım o zaman. Sen niye Yoda'ya vurup... Bunun kafası çalışıyor mu dedim böyle yapınca? Yok, orada var. Kafası çalışanı var mı? Var var. Var vallahi. Hocam bu da mı Ultimate serisi? O da Ultimate serisi. Ya, anlıyorum ben bu işlerden biraz. Ya, hissediyorum. Şu plakası olanların genelde Ultimate Collector serisi oluyor. Onu görmemiştim ama olsun. Yani, tipinden anladım. Bu da efendim City serimiz. Evet, bu belli zaten. Burada Friends Apartments var. Şu Central Perk o gittikleri ondan sonra bu Seinfeld'in katı. Bu Susam Sokağı'nın katı. Ha karışık. Aynen. Burada kat kat bunu sürekli Lego çıkarttıkça sen buna kat ekliyorsun. Hadi canım. Arkadan baksana daha iyi arkadan. Şey var mı? Hawaii Meteor Mother katı. O da var. Onu eklemedim ben. Şey var mı? Adanalı. Şuradan küçük bir tane Rıfkı falan böyle. Kurtlar Vadisi var burada. Bir muayene edelim ya. Doktor burada bu arada. Hazır bel fıtığın varken uzan şuraya bir muayene edelim. Yat. Ne anlamadım ben. Diğer türlü yatacaksın. Düz yat düz. Abi niye belimde sıkıntı? Kendisi beyince. Bizim beyin cerrah. Anlasaydı belimi kırardı belki de. Belki de o yüzden değil. İyi ki anlamadı esprimi. Dur şuradan şey yapalım. Ne o? Gel. Uzan abi. Gel abi. Oy. Kasma oluyor mu bacak? Hayır. Bunda kasma oluyor mu? Müthiş bir ortam ya. Şey kasma derken. Kasma abi kasma. İttir. Çekme oldu mu?
Bu ben esteklik çekmesi oldu. Tamam. Ne var hocam? Sıkıntımız neymiş? Bel fıtığı başlangıcı olabilir. Zaten başlangıcı demişlerdi. Yani. MR'da çekeceksek niye ben bu işkenceyi ve şeyi yaşadım? Muayene ettik. Direkt MR'a girseydik hocam. Girelim bir bakalım. Bakalım ne çıkacak? Beyne de baktıralım hocam. IQ. Olur. Orada boşluklar görürseniz onlar hastalık değil. Onlar normal beyin. Tamamdır. Eyvah. Makine anladı Fırat'ın geldiğini, gördün mü? IQ şeyi veriyor şu an, IQ alert. 5. bel kemiğiyle kuyruk sokumu kemiği arasında bir bulging'i var gibi duruyor fıtık başlangıcı. Neyi var? Bulging. Bulging. En küçük fıtıklara bulging diyoruz. Tatlış gibi. Tatlış ha. Ceyda Kasa bulging. Cancık bulging. Tabii bu Fırat'ın filmi arkadaşlar, kendinizi buradan yorumlamayın sakın ha. Doktorunuza gidip bir sıkıntınız varsa gösterin. Evet. Şurada küçük bir fıtığımız mevcut. Muayenesinden tahmin ettiğim gibi bir şey çıktı. Ben sonuçta oradan çıkıp da şey diyemedim hani 4551 arızalı diyemedim de hani. Hocam sizden beklerdik bunu ama. MR'la desteklememiz gerekiyordu. Bu kıçım mı? Bu belin. Ha tamam. Hani sen illa kıçını göstermek istedin ama. Sanki loplarım gibi duruyor da. Kendine dikkat edersen, ağır kaldırmazsan, bol bol yüzersen bu biraz küçülebilir. Üstteki ama gibi ama ağır kaldırırsan daha da büyüyebilir. Aynen öyle bak. Ha. Küçük bir fıtığım var. Büyür mü? Büyütebilirsin yani istiyorsan. Biraz besle büyüsün. Tamam. Dikkat ediyorum. Evet. Yüzüyorum bol bol. Bol sırt üstü. Tamam hocam, o zaman sağ olun. En azından artık teşekkür biliyorum. Teşekkür ederiz efendim. En azından ne olduğunu biliyoruz. Bir daha aksiyonlu içerikler çekmeyeceğiz demek. Gibi biraz. En son kapoeira çektim. Ne yapacağız? En azından dikkat edeceğiz. İnşallah hocam. Bu arada Legolas o zamanlarda MR'cı yazı çıkardı. Küçük, minyatür. Hadi be. Ha, ama çalışmıyor tabii. Çocuklar MR'a nasıl daha rahat korkmadan girebilsinler diye. Ceyda'ya lazım mesela. Ben MR'dan korkmuyorum ki. Ben doktordan korkarım. Superstar Destroyer abi. Special seri hocam. Ama bunun olayı ne biliyor musun abi? Şu küçük gemi var ya burada, evet, duran. Bu o kadar büyük ki bu gemi aslında o. Ha. Yani yanında bu kadar. Oradan ölç diyorsun. Aynen, oradan ölç. Yani bu 19 kilometre falan boyutu bunun uzaydaki. Ceyda bak, gördüm senin dediğin ben kadar gemi varmış. Bak ben dedim abi ya. Ben 35 kilometre dedim. Ceyda 35 kilometre gemi mi oldu? Arkadaşlar doğru iki miymiş oldu bu durumda? Var mı? Var. Ya Ceyda bu film. Bana ne abi, yapılmış mı yapılmış? Oh. Hayal edildiyse gerçektir benim için. Bunları tek tek mi satın alıyorsun böyle? Setlerin içinden çıkıyor bazıları. Bazıları tek tek de satılıyor. Ya da böyle pekler içinde. Dörtlü, beşli de satılıyor. Bu Tatooine'deki bar var ya. Hani evet o. Luke Skywalker'ın o. Aa bu da var. Hı-hı. Oynuyor mu bu? Aynen oynuyor. Aa. Aa ne güzel. Abi çok keyifli ya. Çok. Bu Lego'nun en büyük ürettiği Star Wars seti. 7500 parçalık bir set. En pro setlerinden biri bu Star Wars'daki. Death Star. Death Star aynen. İki. Biraz motorize de ettim. Aa güzel. Çok iyi. Çok iyi. Burada yine Black Series figürlerim var. Bunların içinden manyak gibi ışık geçirdim ben tek tek. Kutuyu açmadan. Böyle geçiyor. Şu alt tarafı NASA bölümü komple. Şurada International Space Station var. Bu bayağı güzelmiş. Mesela bu daha çok ilgini çekti. Niye bilmiyorum. Şu Mandalorian bölümü. Yani zaten onun gemileri sonra var iki tane. Bunlar orijinal mi? Evet, bunlar Hasbro'nun Black Series orijinal kaskları. Kafaya takılıyor mu bunlar? Takılıyor. Vay anasını. Ama çok kafaya takma abi sen. Dur. This is the way. Ha bu mu? This is the way. Ya Ceyda hiçbir şey izlemiyorsun, haberin yok ya. Mandalorian kaskı var. Direkt onu vereyim istiyorsan. Onda ses de değişiyor. Dur onun sesini açayım ben, evet, sana. Evet burada çünkü mikrofon gördüm. Allah evet. İnşallah düşürmem, inşallah düşürmem, inşallah. Okay sir. Ne yapıyorsun Ceyda? Nasıl, beğendin mi? Kov beni evrenden. Okay Master Yoda. Oo çıkış. Çıkış. Aşkım o yapıyor zaten. Sen niye bir dakika? Ne bileyim, çok eğlenceli. Bu Kotobukiya serisi figürleri. Bunlar da bayağı nadir bulunan şeyler. Bunlar tek tek satılıyor. Şunlar çok hoş olmuş. Bu Lego'nun kask beğendim serisi. Bunu her tema için yaptı aslında. Iron Man için bilmem, Batman için falan da yaptı ama ben Star Wars'larını topladığım için. Çok güzel. Bunların aldım temizliğini nasıl yapıyorsunuz ya? Üstleri yani bir parmak toz diyor bir şey. Makyaj fırçasıyla. Ayda bir kere yapıyorum. Öyle. Ne diyorsun abi? Çok zor. Her gittiğim koleksiyoncuda hep toz var. Nasıl aynen önleyebilirsin? Ben parasını merak ediyorum. Ceyda tozun işte ya. Anladın mı? Bu alt taraf yine Star Wars. İşte 5. filmdeki seri komple. Burada yine Mandalorian bindiği gemi var, Boba Fett dizisindeki. Mesela bu çok nadir bulunan, 2010'dan bulunan bir set. Imperial Shuttle. Çok da şaşalı durur ve bulunmaz. Jabba'yı hatırlarsınız. Zincirleriyle birlikte Leia var orada. Evet Leia. Leia'nın bebekliği çok tatlı yapmışlar. Evet orada ya. Çok beğendim. Müthiş. Zaten bir tek o dizideki en iyi şey o bence yani. Değil mi? Olmamış abi. Olmadı ya. Mutlu maalesef etmedi beni de ya abi. O Caitlyn Kennedy'ye buradan sesleniyorum. Disney'in başındaki Star Wars'daki öyle sinirlenir ya. Hemen Disney'den kovulmasını rica ediyorum. Siz de yardımcı olursanız falan. Alo. Alo. Efendim. YouTube Türkiye'den arıyorum. Size bir video izleteceğim. Orada Fırat Bey var. Alaçatı'dan. Evet Caitlyn evet. Caitlyn Bey mi? Hanım. Hanım. Caitlyn ya da her kimse çok önemli değil. Yapamıyor işini. Onu bir kovun oradan. Tamam. Bu o kadar kolay bitti. Tamam.
Tabii efendim. Bir dakika, bu önemli bir şey. O da... Animasyon book. Evet. Aa. Bakar mısınız? Bakıyorum. Bakarız abi. Bakarız abi tabii. Buyurun, o yüzden bakalım. Geldik abi. Önemli sahnelerin ikonik şeyleri. Çok güzelmiş bu ya. Çok orijinal. Bunu kullanmak ister misin? Bakayım iyisi mi? Bakayım çok dandikleri var biliyorsun. Güzel bana. Aa! Fıtıklı. Geldim. Şey ya bu. Tam böyle Yoda gibi anladın mı? Fıtıklı. Ona bir yere dokundurduğunda da ses çıkıyor. Şuna mesela vur. Seni Allah kahretsin. Burada da çok eski setler var. X-Wing, Y-Wing, A-Wing. Burası da droidlerimizin olduğu yer. Bu var elimizde. Ha, onu çektik. Çok yani, güzel oyuncak bu. Cancık. Abone ol. Bir de yatırınca uyuyor. Çok iyi ya. Ne, salak gibi buna bakıyoruz bir saattir hepimiz. Abi çok tatlı çünkü ya. Kendi kendine konuşuyor. Şimdi durdu. İlgi Yoda olunca duruyor falan. İlgi Yoda. Kaç yıldır topluyorsun bunları? Hmm. Bu odayı kaç yıldır topluyorsun? Bu odayı herhalde 5-6 senedir topluyorum ama aynı zamanda Ankara'da da var diğer evimde de. Artık sığmadığımız için abi sürekli yeni yer açıyoruz, yeni yer yapıyoruz, yeni raf alıyoruz. Daha yapamadıklarımız da var. Bu odanın maliyeti herhalde bir 600-700'ü geçer. Hmm, bu durumda bu zamana mesela kadar gittiğimiz en pahalı koleksiyon işi Lego'da. Yani bu sadece bu oda, yan oda da var. Tabii. Yok oradan bile anladım. Evet yani 1 milyonu rahat geçer yani. Benim. Burası da apayrı bir. Ben bu ne ya? Muppets'in şeyi çok iyiymiş. Nasıl yani? Bu figür serileri çıkartıyorlar. Looney Tunes işte Muppets, Marvel falan diye. Ben bunları böyle çerçeveliyorum ve farklı bir şey yapıyorum. Çok böyle iyi çıkarmıyorlar da. Bu yaptığın harika bir şey. Arkasını çok böyle ışıklandırıyorum. Evet çok tatlı oluyor. Bir şey diyeceğim, bu el çizimiymiş ya. Onları kız arkadaşım çizdi. Ne diyorsun? Aynen. Aa, müthiş. Nasıl bulacaklar merak edenler? Direkt Instagram'dan Nube Art yazarsa. Şapka koleksiyoncusu. Öyle mi? Çok güzel. Hı-hı. Keşke benim olsa dediğim. Ne o hangi? Gözüm kalmış olabilir. Düşer kırılırsa kızma bana. Tamam. Yani çünkü bir samuray hastası olarak yanında olduğuna beraber şu an... Bunun serilerini bir arkadaşım hediye etti bana. Onlar da var. Ben size bunlardan bulup hediye edeceğim o zaman. Abi bunu var yani. Gururla... Buna hayır diyemedi. Buna hayır diyemedim. Ben normalde de rahat olun. Burada arabalarımız var. Çok fazla araba toplamıyorum ama Ghostbusters'ın arabası var. Sıkı çıldırıyorsun değil mi kardeşim? Çıldır. Kesin. Kafayı ye. Bir dakika aşağıdaki bu gemi neyin yiyorsun? Orada da Monkey Kid serisi. Lego'nun bir teması yine. Jurassic Park'ta çok güzelmiş. O benim motosiklet kaslarımdan biri, kendim yaptığım. NASA. Güzelmiş. Kendin mi yaptın? Evet. Onu bir arkadaşım hediye etti bana. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir arkadaşmış. Yani kendi elinin kalıbını aldım. Ama çok ayıp, hiç yakışıyor mu sizin gibi gençlere? Ben bunda ayıp görmem yani. Nude heykel gibi düşünüyorum. Tabii aynen. Olabilir yani. Aynen. Onu da çirkin hareketlere sokabiliyoruz. Tabii onu da hemen elime aldığım gibi yaptım. O ikisini yaptım kombine da yapabilirim. Burada ufak bir yani sokak yarattık böyle. Aa burada şey var. Daily Bugle, Spider-Man'in evet çalıştığı gazetenin binası. Disney Castle var, mini bir Disney Castle var. Bu aynı zamanda gemi de olabiliyor. Burada da Harry Potter serimiz var. Bakın. Bir de şuradakiler neden öyle tahta gibi? Onlar altın serisi çıkarttılar, altın güler. İşte bunlar bize satış politikaları Lego'nun. Bu altınları toplamalıyız diye başka setler alıp duruyoruz. Buradaki çok en pahalı şeyi söylüyorum hemen. Evet. Değil bu. Değil. Şu en büyük olan set bu. Buradaki en pahalı olan Grand Emporium mu? E niye Grand Emporium dedin? Ya bulamazsın. Bunu bulamadığın için... Tamam da daha pahalıdır o zaman. Evet kesin. Bu 15.000'e falan satılıyor şu, sadece şu bina köşesinde. Ne? Niye abi? Niye? Çünkü bulunmuyor. Kiralar artık üretilmiyor. Kiralar da arttı. Her şey arttı. Oraya da... Bunlar da Brickhead diye bir teması çıkarttı. Bence bunlar her temanın Brickhead'leri var. Ya çok yılanla iyi. Yılanla Voldemort çok iyi ya. Toplamda burada kaç parça brick vardır? 600.000-700.000 parça var kurulmuş halde. Uff. Kurulmamış halde de bir o kadar vardır. Bu kadar parçayla küçük bir çocuk evi yaparsın ha. Büyük bir çocuk evi yaparsın. Olur. Burası böyle ne kadar sence? 200-300 bin lira vardır. Koca oda 600'dü. Burası stand olarak 200. Bunlar daha pahalı. Evet çünkü bu modüler binalar aşırı pahalı. Bir de beğendik zaten bunları. Güzel olduğu için daha yüksek fiyata satıyorlar. Evet güzel olunca daha yok pahalı. Yok ya falan. Lego'yu kandırıyor burada. Aslında öyle şeyler daha iyi Star Wars. Fena küçük değil ya. Bir tane daha koleksiyonum var. Evet bir ufak bir koleksiyon daha var. Gel. O kadar abartı değil ama. Hayda. Hayda.
Ay mis gibi kokuyor. Ay çok güzel kokuyor burası. Çok güzel motor abi. Yani bu 76 model. 10 aylık bir çalışmayla tek tek bütün hepsi sökülerek boyanarak. Bir oturabilir miyim ya? Tabii ki. Benim boyuma göre biraz aşağıda kaldığı evet. için şu an gidona çok yüklenmek zorunda kalıyor. Bunu zaten çok kullanılacak bir şey değil yani abi. Biraz aynen duruyor. Bu bir şehir içi ya. Dur lan. Eyvah. Kaldın mı? Fıtık yok sende geldim, ya. Geldim. Allah. Artçı için efsane rahat görünüyor. Aynen. Bunun böyle çantaları var kendi buna göre. Direkt aynen. bir yere gittiğinizde alıyorsunuz. Çok çok iyi. Aynen. Böyle bazen şeyi soruyorlar. Ya motorla bir yere giderken nasıl eşya götürmüyorsun diye. O kadar fazla yer alıyor ki motorların yanları. Aynen. Nereden baksak kaç litre bu? Burası da var. Oraya oho. Bu çok rahat. 450 belli. Kilo civarında. Yani duruşumdan belli yani. Bu bayağı rahat. Yani gitar da var. Vespa da var. Bu da çok, çok şehir güzel. İçinde kullandığımız aynen. Harley. Bu daha rahat zaten. Bunu, şu kaç cc? O 600, bu 1800, bu 1900. Burası evet. çok keyifli bir bölümmüş ya. Evet, burası da güzel. Benim çok zaman geçirdiğim tahmin bir yer. Tahmin ediyorum, çok yani güzel. Burada bütün motor ekipmanlarım, işte kompresör falan her şey burada var. Vallahi abi çok keyif aldım. Seninle evet, tanıştığım için çok, çok mutlu oldum. Önemli. Eyvallah. Şimdi bakalım bir sonraki Lego'muz ne olacak? Umarım keyif alıyorsunuzdur. Diğer Lego'ya geçiyoruz. Bakalım efendim. Mı? Söyledik ya az önce. Biz tamam. anlattığı kadarını biliyoruz. Belki tamam. sallıyor biraz, tamam. abartıyor. Abartıyor. Keşke abartıyorsa. Merhaba, buyurun. Ana. Çok güzel. Oha. Abi hangisini konuşacağım bilmiyorum çünkü çok fazla var. Teknik ve Creator Expert'in büyük setleri, görkemli setleri bu var. Bir dakika, bu böyle bir set mi var? Taj Mahal. Bu kadar büyük mü? Ben bunu küçük sanıyordum. Taj Mahal. Küçüğü de var değil mi? Mimari seriden küçüğü de var. Ay bütün gördüğümüz her şey var burada ya. Bir dakika, burası Lego Store'un. Burası Lego yapılmış Store abi. Bence. Ben bunun falan bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum ya da bunun. Senede bir çıkan 1/8'lik setler tekniğin. En son bu çıktı. Şimdi geçen Fırat'a gittik ya biz. Fırat'tan sonra ben Lego yapmaya başladım. 3. setimi bitirdim. 4., 5. ve 6.'yı aldım. Döndüğüm gibi başladım. Bir de Harry Potter'ın küçüklerini aldım. Ocağıma incir ağacı diktin Lego. Bu adamlar suçlu gerçi. Benimkine de dikti zaten. Siz diktiniz bizim ocağımıza yani. Bu incir ağacı. Manyak gibi 8 saat dikilen falan. Dikilen ağaç Lego ağacı olsun yani ya. Yani bu doğru. Bu arada inanılmaz rahatlatıcı işte. O terapi gibi. Terapi gibi gerçekten. Dokunabilir miyiz? Hadi dokunma bence. Tabii ki de dokunabilirsiniz. Et. Ben şahsen Legolarıma dokundum. Bu Lego Creator Expert yani şu an yeni adıyla Icons temasından geçiyor. Bu arada en eski setim bu. 88 yılına ait. Hadi ya. Bana ailemin aldığı ilk Lego. Ne? Evet. Tekniğin ilk büyük setlerinden bir tanesi. 3 vites falan yani. Bu arada doktorun kanalı var. Biz şimdi Lego'ya bulaşınca evet. girdik. Aslında Türkiye'deki en çok içerik üreten Lego kanalı sen oluyorsun evet. değil mi? Zaten Lego Türkiye elçisi. Aa bu da iyiymiş. Geçen gittiğimde Lego Store'daki arkadaş bana bunu satmaya çalışmıştı. Haklıymış. Fırat Bey bunu alın bunu alın bu çok güzel demiştin. Doğruymuş ama yapılmış halini görmeyince emin olamamıştım derken aşağıdaki şu yeşil arabadan bulunur mu? Hayır. Onlar retired setler, emekli Allah. Setler. Kara borsada mahvediyorlar bizi. Çok abi. Fena. Çok öyle fena. Bir şey yok ya. Çok fena gerçekten. Çok güzelmiş meğer. Bu en sevdiğim setlerden bir tanesi. Benim için anlamı da bir farklıdır. Annem doğduğumda benim başıma bir tane böyle glob yani yer küre koymuştu. Evet. Ve ben bununla büyümüştüm. Dünya geçsin fena diye koymuş değildi. Belki de. Olabilir. Bu kısım komple Lego House'a satılan setler. Dünyanın hiçbir Lego Store'undan satın alamıyorsunuz. Öyle mi? Tabii sadece Lego House'dan alabiliyorsunuz. Şu çok iyi ya. Bu zaten sitesinde var. Lego'nun ilk oyuncağı ördek ahşaptı normalde. Onun Lego versiyonu. Bir dakika bu çok iyiymiş. Bu var mı? O da 89 model Barakuda Korsanları Körfezi setinin yeni versiyonu. Var mı? Yok şu an satılmıyor. Ya, emekli hiçbir o da. Şey yok ya. Bunlar falan zaten var. Bunları burası istikbal göklerdedir bölümü. Bölümümüz. Çok aynen. Atatürk fotoğrafı da puzzle bu arada. Ha, puzzle. Evet, evet hep de küçük oluyor. Küçük Atatürk fotoğrafları ne oluşuyor. Ben bunu beğendim. Bu var mı? Yok. O da retired bir set. Eski bir set. O da Lego Batman'in. Batman'in. Alacağım ya buradan çıkar. Çok abi iyi. Retired set, retired set. Yani bunu buluruz ama genelde, ya. Genelde ya bulunur da çok biraz zor bulunur. Stranger Things var. Biz bulamadık. Onu buluruz. Bulur muyuz? Buluruz tete. Onun yanında da Optimus Prime var. Bir tane daha var. Transformers'ın. Transformers'ın. Mesela sen videoda diyordun bunu kesinlikle edinmelisiniz diye evet. bunu alacağım. Muhteşem hatta bir gelmiş. Set. Gelmiş. Utku çıldırıyorsun değil mi şu an? Şişe içindeki gemi. O da bir idea seti. Abi satılmıyor ya artık. O çok sinir bozucu. Evet, zamanında almadın patladın diyor. Bu arabaların hepsi de Creator Expert yeni adıyla Icons temasının araçları. Yok. Peki en önemli bir soruyu soruyorum. Tabii bir, How I Met Your Mother neden? Henüz olmadı. Çıkmadı ama bence mı? Kesin çıkacak. Çıkacak. İki yani Office ne Koyaray zaman gelecek? Koyaray çıktı, Friends çıktı. Office yakında gelecek. Ekim'in setiydi galiba. Bekliyorum. Heyecanlı. Utku da bekliyor. İkimize de alacağız onu bir inşallah. Bir tek How I Met Your Mother kaldı. Onu ben de bekliyorum. Abi bu kaç parça? 5500 civarı. Çıkmış
çekilmiş olan setlerden en büyük 7. set hala. En büyük set dünya haritası, o art seti biliyorsunuz. Tamam. 11.800 parça. Evet. Ondan sonra bu geri 9.090 parça. Ondan sonra da 9.040 parça kolezyum setimiz var. Bunları yapmak çok zordur. Hep aynı renk. Taj Mahal'i yapmak hani birazcık sıkıntılı, biraz sıkıcı. Sıkıcı olmasını istemiyorum. Öf yani, peki efendim. En büyük parçalı ve sıkıcı olmayan bence bir set Titanic. Tekniğe bakacağım ben. Teknik emin değilim. Ama belki sevebilirim. Şunları falan izledim sen de oynattın. Muhteşem. Tekniğin en büyük seti harika bir set. Vallahi. İkinci en büyük seti yan tarafta göreceğiz. Hadi gidelim o zaman. Yana mı gidelim? Yana önce gidelim. Kapının girişinde bir şeyler gördüm. Çıldırdım hemen bakın. Ya bu çok güzel. Bu da Aylia seti. Bu Van Gogh mu? Saçından evet, biraz çünkü onun gibi görüyorum. Aynen. Eski kulağı kesiklerden Van Gogh'da. Kulağında... Yapma etme ya. Yapma etme ya. Burada sadece teknik setleri var. Böyle kalkıyor, şey yapıyor. Ay ne güzel. Çok abi baksana nasıl yapmışlar. Bak bak. Oo. Bu motorlu mu? Hem motorlu, hem kumandalı, hem de amortisörlü. Bu Lego değil. Ailemin bana ben 2 yaşındayken ilk almış olduğu yapboz. Evet, böyle satılıyordu. Bende de vardı, hatırlıyorum. Evet. Böyle pıt pıt pıt. İşte bunu yapa yapa ilerleyen zamanlarda Lego'ya beyinceri oldu geçiş yaptık. Tekniğin en büyük ikinci seti o görmüş olduğun. 1.1 kilo kaldırıyor. Yani yükseliyor. Kaldırabiliyorsa 1 metreye kadar yükseliyor. Ne diyorsun ya? Abi çok acayip. Onu şimdi bir insanın kendi yapması da ayrı. Evet evet, bunun içindeki parçaları düşünsene Ceyda. Halatı indiriyor. Peki yaparken bunun çalışma mantığını vesaireyi anlıyor insan değil tabii mi? Ki de, öğreniyor. Tabii ki de. Çocuklar biraz için iyi o dikkat zaman edildiğinde anlaşılır. Mesela makine mühendisi olmak isteyen bir çocuk bununla biraz böyle vakit geçirse. En azından dişlerin işleyişini hem öyle, anlayabilir. Hem de istek evet istemediğini anlar. Yanlış meslek seçimine yönlenmiyor. Kesinlikle. O geri çekmeli bir set şöyle. Vallahi dişleri var da sanki şey köpek balığı şey gibi duruyor. Think. Ben binaları, şehirleri çok seviyorum. Ben emin değilim. Belki çok seveceğim bunları. Bir dene istersen. Denemem lazım. Dene. Bir tane. Çok büyük olmayan bir setle başla. Tamam. Mesela bu 45 dereceye çıkabiliyor. Bu da yeni bir set. Evet, geçen bunu izledim. Hatta yastıkta denedim. Evet, evet. Ömrünün kaç saatini harcamışsındır Lego yapmaya? Bayağı harcamışımdır ya. Bence doktor olmak için ÖSS'ye bu kadar hazırlanmamışsındır. Burada yapmış olduğum setlerde 1 milyon parça var. 1 milyon. 1 milyon. Bir de şehirde varsa bir o kadar daha. Bir toplam şehre çıkacağız. 2 milyon parça vardır yani şu şehre anda. Çıkacağız derken? Çıkacağız şehre, dikkatinizi çekiyor. Ama önce bir odamız daha var. Bu odaya girmek için Darth Vader reisten izin almamız gerekiyor. Fırat sen tamam. Tatooine falan. Girebilir miyiz? Thank you. Girebilirsiniz dedi. Giriyorum. Evet, buyurun efendim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Batman'den ve Joker'den de izin al. Hayır, bundan izin alırsam bundan niye izin alayım? O da kötülerin efendisi. Sonuçta tamam, bir efendilik var. Siz efendi var insanlar bunlar. Acaba. Hayır, hayır! Oha! Hayır! Hayır! Bu Falcon'u benim de yapmam lazım. Barış Özcan da yaptı en son. Bir dakika şimdi, çok pis bir yer burası şu anda. Bu taraf tamamen Star Wars. Bunu bulamıyormuşuz zaten, onu öğrendim. Evet, o retired. Bunları bulamam zaten. Bunu aldı bana Utku. Çok yeni güzel aldı bunu. Bu ne? Bu da çok güzelmiş. O Monkey Kid seti. Onu bir arkadaşım hediye etti bana. Japonya'da Lego'nun bir çizgi filmi. İzleyen var mı bizim izleyiciler canlardan Monkey Kid falan? Aa, çiçek yapmak için bir sürü tabii parçalar. Onları mesela bir arkadaşım yurt dışından aldı. O parçalardan Türkiye'de yok şu anda. Bunlardan yok mu? Tabii, yani tabii. Bu çiçek malzemelerinden mi? Kim yurt dışına gidiyorsa bir Lego Store'a girdiyse hemen parça duvarını bana çekip atıyor. Ben ondan atarım parça sana istiyorum. Biz de atarız. Çok sevinirim. Atarız sana. 40 setlik bir mimari seri burası. Bunlar neden güzel biliyor musun? Küçük küçük ve her yere koyabilirsin. Burada Venedik'in bütün önemli binaları var. Yan yana koymuşlar. Tabii mesela şurada ne köprüsüydü bu? Hadi bakalım. Ben bilmem Venedik. Venedik köprüsü. Hayır. Bunun altına otobüse binmiştik. Evet. De la pension. Comment ça va? Çok güzel ya. İnşallah Türkiye'den de bir şeyler yakın zamanda görmek isteriz. Bu çiçek serisine hiç merakım yok niye? Botanik serisi. Bence güzel. Bence çok güzel. Çok güzel. Özellikle çiçek buketi ve çiçek buketi orkide. Çok iyiymiş. Çok iyi yani. Bunlar Speed Champions serisi. Bundan her sene 5-6 tane çıkıyor. Benim bir 7-8 tane araba eksiğim kaldı. Onları da yakında tamamlayacağım. Şu anda 6 yaşındayım ve komşumuzun oğlunda benden çok daha fazla şey varın gerginliğini yaşıyorum. Aa evet, işte senin şeyler. Evet. Friends'in evleri. Bunları aldım, şimdi dönüşte başlayacağım. Susam Sokağı bitirdim ben. Sizde Susam Sokağı var mı? Susam Sokağı şehirde. 3 tane Legom'la yarışıyorum bak. Bunlar şey, her ay... Bunların içi dolu mu buradakiler? Dolu. Ne? Bunlar yapılmayı olan beklenenler. Daha hiç yapılmamış mı? Ben bunları sandım boş kutular. Yukarısı? Yukarısı da öyle. Aman tanrım ne diyorsun? Bu kış seti. Santa'nın evi. Ay kışın yapılır bu.
Yılbaşı etkinliği bu. Bunlar çok güzel. Ben şunları çok seviyorum. Evet, çok Brick güzel. Brick Sketch'ler. Disney ailesi. Goofy var. Yapılmış hali bunun daha çekiciymiş. Şimdi anladım ben de. Oraya gittim mesela bakmadım. Kutuda gördüğünde evet. Dikkatini çekmiyor. Bu kadar toplu görünce de çok o bütünlük durmuş. Çok güzel. Evet. 89 Batmobile, Batwing. Burada yapılmayı beklenen en değerli set de şu. Minecraft'ın en büyük tam seti. Tam diyecektim yukarı yaptın mı onu? Oha bu çok Oha. Zor. Allah'tan bu eski galiba. Eski. Kutu da eski belli eski. Yani. Ve oyuncaklı bir set galiba. Eski bunu da çok zor buldum ben. Geçen sene 3000 civarına almıştım. Şu anda 20.000 lira. Bildiğin yatırım yani. Hani 3000'e alsam 20.000'e satıyorlar değil mi bunları böyle? Tabii işte. Tabii. Sen anında alıyorlardır. Meraklısın. Ben şimdi anladım Fırat'ın neden her şeyden ikişer tane aldığını. Harry Potter'ları yapmadın. Yapmadım daha. Vakit kalmadı artık. Sen yandın. Tek tek bunları detay geçeceğiz. Utku izlemek ister zaten. Sever. Çık geçersin artık. Tek tek. Haftaya görüşürüz. Sen direkt buradan havalanına geçersin. Şunu sormak istiyorum. Ben kendim de bir şey üretmek istiyorum Lego'dan. Tamam, tamam mı? Tamam. Bunun için ne önerirsin? Ne yapmalıyım? Birazcık bir deneyimin olması lazım. Biraz yap diyorsun. Biraz yapman lazım. Tamam. Ondan sonra bazı teknikler öğrendikçe bu teknikleri kendin birleştirmen lazım. Birleştirmen için ham madde lazım. O ham maddeyi nereden bulacağım soruyu? Ya yapmış olduğun setlerden ya klasik setlerinden ya da Lego Store'lardaki pikebrik duvarlarımız var. Aynen. Orada şu şekilde parça satılıyor mesela. Ha tamam. Ben renk bunların renk. Hepsini şehrimizin yeşil alanları için aldım. Bu dolaplar dolu mu hocam? Biz bunu merak ediyoruz. Hayır. Yok değil mi hocam? Yok artık. Dolu mu içi? Açabilir miyim hocam? Dolu. Ne? Yani. Hocam yapmayalım lütfen lütfen. Burası da dolu. Burası da dolu hocam. Hocam. Çok var ya. Sizle bir yarışma yapalım. Nasıl? Biraz sonra göstereyim. Nasıl yarışma? Yapacaksın yarışmayı? Parçalarımız burada hazır. Bu parçalardan size birer tane kule yaptıralım. Tamam yapalım. Yapalım bakalım. O kadardır Lego yapıyorsun. Görelim ne bakalım. Ne o kadar? Ne alaka? Daha 4 tane set yaptık. Yapılabilir mi? Bilmiyorum. Deneriz. Bu arada şehire çıkmadan bir şey daha kule göstereceğim. Kule mi yapalım? Bunu nereden? Bir dakika. Bunu nereden buldun? Genelde Legoland'larda satılıyor. Legoland Discovery Center var İstanbul'da. Oradan da bulabilirsiniz. Şurada yapmış olduğum setlerin yapım kılavuzları var. Yapma. Hepsi tabii duruyor doğal olarak. Her şeyi Lego olarak görüyorum. Şuradaki ütü de mi Lego diyecektim? Kanalın logosunu Lego'dan yapmış. Bunu kendin mi parça. Yaptın? Evet ben 19.000 parçayla yapmış. 19.000 parçadan yaptık. Size bir şey göstereyim küçük ondan sonra şeye tamam çıkalım. Hocam sen bize söyle bizim gözümüz almıyor şu an. O kadar çok şeyim var ki kim bilir neler kaçırdım. İzlerken diyoruz ki orada şöyle bir şey varmış. Hayır ben anladım. Ne anladın? Işıklandırma da yapmış. Değil mi? Yok. O mu? Ha. Ne şey oluyor sandım. Ya bu çocuğun... Lego'ların için ışıklandırıyorlar ya. Ne oldu? Doktorun Legos çıkacak. Kesin Harry Potter'ın ben... en büyük şeyi Hayır, var sizde ya. Hayır bizimle ilgili bir şey çıktı. Oha! Oha bana benziyor aynısı. Aa çok nasıl güzel. Nasıl yaptın bir dakika nasıl olabilir ya? Sen kimse mi yaptın? Beni... Evet. Sen ne diyorsun ya? Bana bu kadar benzeyen ilk defa bir Oha, şey görüyorum. Oha inanamıyorum hayatımda aldım en güzel hediye. Da... Vermiyorum diyor bir şey. Koleksiyonuma koyacağım ya size verecek değildik. Doktorum bu nedir ya? Beğendiğiniz bir fotoğrafınızdı galiba. Ne fark eder yani? Ne o fark kadar eder abi? Ki. Şu an benim en cancık halimi koysan da olurmuş. Yani. Ben çok bayıldım şaşırdım ya. Şaşırdım şu an. Çok var ya aşırı mutlu oldum Oha. Şu an ya. Ne desem az kalır. Çok teşekkür ederiz. 9700 parça. Önce uygulaması var bunun. Uygulamasını da tasarladım. Evet. Ondan sonra parçalar geldi 3-4 gün içerisinde. Zaten çoğu vardı bende parçaların. Geldikten sonra da yaptım Uygulama yani. Sana söylüyor kaç siyah parça lazım. Yani. Hani dedim ya. Tamam. Ellerim nasır oldu. Olur ama ya. Yani oldu bu doktor. Kadar parçalar çok iyi abi. Yalnız ben çok güzel olmuşum yani yanlışlıkla. Çok teşekkür Vallahi ederiz. Vallahi çok teşekkür ederiz ya. İnanılmaz bir hediye gerçekten. Bitti mi bitmedi. Bitmedi mi? Ne bitmedi? Bitmedi mi ne var bir daha? Yukarı çıkacak. Hediye tamam. Yok başka. Ha, başka yo, hediye yok. Tamam pardon. Fırat ya. Tamam, ne bileyim heyecanlandım. Bu böyle ama hediye. Bitti mi bitmedi mi daha güzel bir şey geliyor diyelim. Ne olabilir yukarı dedim. Şimdi. Hadi i̇şte gidelim. İşte şimdi asıl bomba yere gidiyoruz gelin. Yukarı ev mi değiştiriyoruz? Evet. Yunus gerçekten her şeyi tek tek çekmen gerekiyor. Evet. Utku zaten neyi konuştuğumuzu bilir. Terlikleri bile Lego. Aa. İnanılmaz hocam terlikler bile Lego. Abi düşünün bu Legolar için yukarıya taşınmak zorundayız. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor falan. Bunlar can. Lego. Canlar Legodur. Parça parça istediğin şekli alabilirsin. Cancık birbirine geçmeyen çakma Lego. Canlar 1950'de yapılmış parçayla 2020'de yapılmış parça üst üste loops diye oturuyor. Öyle bir tatminatı var ki. Diye otur veriyor. Teşekkür Canlar ederim. Öyle bir pratik zeka. Zeka değil lan sen Legosun parçası. Tamam işte Lego da bir zeka sonuçta. Bu arada yeni gelen izleyicilerim hepiniz de hoş geldiniz. Bakma yavrum bakma. İlk görüşünü bir görsün çünkü ben ucundan gördüm. Hazır dön bak. Bu hiç normal değil doktor bey.
hocam bir bağımlılığınız var. Lego. Doktor Bey, bu normal değil. Bu inanılmaz bir şey. Yurt dışındaki Lego Store klasında gitmiş bu. Evet. Böyle mi? Nereden başlıyoruz şehir turuna efendim? Burası limanımız. Burada 8 tane tren var. Hepsi çalışıyor. Burası sahilimiz. Haydi. Bak bak, orada sahil evi var. Evet. Deniz feneri var. O da Idea seti bu arada. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Dönüyor mu? Tabii tabii. Yapma hocam. Abi inanamıyorum ya gördüklerimi. Devam ediyoruz. Devam şehir ediyoruz. Merkezimize doğru. Prens'in bir okul seti var. Ondan tasarlamış olduğum, 6 seti birleştirerek yapmış olduğum bir ilkokulu. Simpsonlar mı var? Simpsonlar da var. Bu 2 set Simpson seti. Bu nerede Simpson var? House'u eski set. Ya her şey de eski de ya. Aa, atanız var. Siz mi yaptınız bunda? Evet. Tek. Evet. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bunu da 23 Nisan'da yapmıştım. Şurada da Hogwarts'ın Ultimate amblemi var. Dur bakayım çekil. Aa evet. Ay, uzaktan bakınca daha da belli oluyor. Yakından anlamamıştım. Tamam Fırat gel ya, ağlama ya. Of. Modüler binalar şehir yapmamızda fayda sağlayan binalar. Her yıl Ocak ayında bir tane çıkıyor. Ve yan yana gelebiliyorlar da böyle. Yan yana şurada şeyleri var, pimleri var. Bu pimler birbirine kenetlenebiliyor. Bu dörtlü şekilde de koyabiliyorsun. Tamam. Arada bir köşe binalar çıkıyor. Arada bir normal binalar çıkıyor. Bu arada karşısı belediye binası. 1881 ben yaptım onu. Normalde 1891 yazıyordu orada. Bu arada bu Susam Sokağı bende var. Ceyda yaptı. Yaptım bunu, bitirdim. Bu arada bu sizin Susam Sokağı'nın bina haline çevrilmiş hali. Aa evet. Benimki böyle değil. Bir dakika nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu bu iş? Aynı parçalardan binaya çevirdik. Bu Avengers Kulesi. Bu da yine 6-7 seti birleştirerek yapmış olduğum kendi tasarımım. Yaklaşık 4000 parça. Bu ne ya? Buraya küçücük Lego stick vurmuşsun. Bu şey, tren istasyonu. Çok güzel. Burası. Buradan, burada inecekler veya binecekler, buradan panayıra gelecekler. Bu gerçek olamaz panayır ya. Panayır inanılmaz. Hospital. Hocam hastane yapmanızı var. Beklerdik tabii ki, zaten. Hastane. Hocam gerçek mi, siz mi yaptınız onu? Bunu bir Alman bir arkadaş yaptı. Hı-hı. Ben de ondan yapım talimatlarını aldım. Parçaları tamamlayıp kendim yaptım. Çok tamam. Güzel. Çok güzel yapmış ama. Tabii. Biz şimdi buraya geldik, Disneyland'e mi? Burası Disneyland'e geldik. Brainland. Brainland. Yapma be. Biz buna bindik böyle bir oyuncağa. Oha! Ceyda! Abi hepsi çalışıyor. Şuna da basacağım. Haunted House, bu bizim asansörlü olan değil mi? Evet abi. Biz buna bindik. Ömrümde bir daha asla hiçbir şey binmemeye burada karar verdim zaten. Ne oldu lan? Deneyimlediğiniz bir şeyin Legosunu görmek garip bir şey yani. Ninjago City Gardens. Bu Ninjago güzelmiş ya tasarımları. Ben bunu yapıyorum şu anda. Fırat bunu hala yapıyor mu? Ben hemen bitiriyorum. İstersen bitmiş halini gösterelim burada. Yanlış yapmış. Yanlış mı yaptı? Allah. Bak düştü. Bende böyle bir şey yok mesela. Demek bu ne? Yanlış. Bu yok bende. Ama şimdi bir şey gelmesin çocuğun başına. Evde tek başına sıkıntı olur. Evde tek başına yenisi çekiliyor. Başına buyruk. Evde başına buyruk. Evde başına buyruk. Hayat Ağacılarının... Ya Fire onu çok istedim ama yok ama. O mükemmel bir set de çok pahalı ve de bulmak çok zor. Senden izledim, bayağı hoşuma gitti. Çok iyi detaylar yapmışlar çünkü. Şurada da bir şelale yapmaya başladım. O şelale şöyle akacak, Avengers Kulesi'nin arkasına dökülecek. Oradan nehir olacak şu iki taraf arasında ve denize akacak. Yapma onları. Çok yapma. Bu hayaller bunlar fazla yani. Tren çalıştıralım mı tren? Çalıştıralım. Şimdi bir dakika, bu bütün evreni gezecek buradaki. Tabii hepsini gezecek. İstediğim bazı Legolar var. Lucifer, Cennet Mahallesi. Buffy istiyorum. Buffy the Vampire Slayer. Ne eksik biliyor musunuz şehirde? Metro. Bakın fırıltılar şu anda yüzde. Neyin altından geçecek metro? Beni ilgilendirmez. Bir yerden artık. Gördünüz mü? Şehrinize metro getirttim. Bundan sonra fikirleri Ceyda'dan alacağız. Tren geçerken hep el sallardım küçükken. Siz de sallar mıydınız? Hala bile sallıyorum bazen. Aa. Sallıyor muydun sen? Allah! Ne? Pardon. Kırıyordu. Bunu kaldıramazdık biliyorsun değil mi? Onu alıp ben eve gidip tekrar yapmak zorunda kalırdım. O zaman
Burada toplamda kaç set var? Yukarıda dahil olmak üzere. Evet. Toplam birbirinden farklı 675 set var. Kaç yıldır yapıyorsun? 10 senedir. Senin YouTube kanalı kaç yıldır? 2 yıldır. Biz Utku ile izlemeye başladık ama kaliteli çekiyorsun abi, evet, gerçekten. Kaç abone var? 28 bin. Emeğin kralı var burada canlar. Evet. Emeğe destek verildiği zaman ben çok mutlu oluyorum. Evet. Siz de destek olsanız ben de sevinirim. O kadar ameliyattan sonra gelip burada video çekiliyor. Ben olsam şöyle çekerdim videoyu. İşte burada Lego arkadaşlar. Bitti gitti ya pardon yani. Ben gerçekten takdir ediyorum abi. Hem orada gidiyorsun. Evet, bu arada. Teşekkür ederim. Orada ayrı bir Lego yapıyorsun aslında değil mi? Aynen. Sürekli ellerinle para kazandın yani. Kesinlikle. Aslında. Ve beyinle. Saygı duyuyorum. Şey. Büyük. Ben 3 tane 4 tane set attım cebe. Bavula koydum. Fark etmez zaten. Doktorun onları öğrenmesi 2 yıl alır. Ana! Kendi oyuncağını kendin yap. Ha, yeşile götürmeye çalışıyoruz. İşte idea seti. Bu da bir tasarımcının yapmış olduğu şey. Vay be. Bu da kedi. Çarşı. Her şeye karşı. Çarşı. Vallahi çok güzel. Herkesin her merak şey. Ettiği soruyu sormadan kapatmıyorum. Evet. Bugünkü maliyetini konuşamayız çünkü 8 bin liralık seti 25 bin liraya satıyorlar. 2 bin liralık seti 8 bin liraya satıyorlar. Aynen, değil öyle. Mi? Bugün birisi bunların hepsine sahip olmak istese. Şimdi bizim bunları grupladığımız bir site var, Birik Set diye. Oraya ben bu setlerin hepsini girdim. Hangisinden kaçar adet vesaire diye. 675 tane farklı setin ilk çıktığı zamandaki fiyatlarının toplamı şu an 90 bin dolar yapıyor. Ama bazı setlerden mesela... Kaç para yapıyor ya? İkişer tane var. Bazı mesela yoldan 30 tane var. Tren rayından 25 tane var. 100 bin var. Dolar diyelim mi o zaman? 100 bin dolar. Ben o zaman hesap... dolar geçer. 1.7 milyon TL yapar. İlk zamanın çıktığı. Şimdi satmaya kalksak bunları? 2. 2 milyon. Yapar. Bir de içeride ikili, üçlü setler var yani. Bence 1 milyon geçebilir. Ama biz hadi, hadi tamam. Hadi biz başlık için 2.5 diyelim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Doktorun kanalına zaten. Orada bizim videomuz geliyor şimdi bu arada. Evet. Abi kızım.